Aslı'cığım sağ ol geldiğin için. Çok değişik bir konun var. Böyle ben çok heyecanlandım ilk gördüğümde. Kesinlikle burada konuşmalı çünkü gerçekten burada bir inovasyon var dedik. Ve en çok mutlu olduğum şey de ya bu fikri bulmuş da hani gerçekten herkes anlamış mı deyince ya Silikon Vadisi'nden ödül aldı bu fikir deyince tamam dedim. Bu fikir kesin olmuş yani çünkü yani Silikon Vadisi'nden kaç tane fikir Türkiye'de ödül alıyor bilmiyorum ama çok değildir diye tahmin ediyorum. O yüzden sözü sana bırakıyorum. 12 dakika vaktin olacak. Tamam. Ben şimdi saatimi kuruyorum ve başla. Okay. Herkese merhaba. Silikon Vadisi'nden bir sürü ödül alan güzel startup var. Hele Türkiye'den son dönemde harika işler çıkarıyorlar ama gıdacılar biraz tembeller herhalde. O yüzden Silikon Vadisi'ne gitmiş bir gıda girişimcisi olarak öncelikle çok mutluyum. Bununla başlamak isterim. Aslı ben akademisyenim, Özyeğin Üniversitesi'ndeyim, gastronomi mutfak sanatlarındayım. Gıda mühendisiyim aslında. Sevdiği işi yapan çok şanslı ender insanlardan bir tanesiyim. Uzun süre sektörde çalıştım. Sonra akademiye geri döndüm. Daha sakin ve kitapların arasında vakit geçiririm diyordum. Ama öyle olmadı. Hatta girdikten sadece birkaç ay sonra bu arkamda görmüş olduğunuz fikir aklıma düştü. Aslında genelde gıda girişimcilerinde şöyle hikayeler oluyor. İşte çocuğuma yedirecek şey bulamadım, bunu buldum. Kendim hastaydım, geliştiremedim, bunu buldum. Aslında benimki öyle olmadı. Yani çok şükür bende iki tane çocuk var. İkisi de gayet güzel yiyorlar. Benim de herhangi bir rahatsızlığım yok. O konuda hiçbir sıkıntım yok. Çok şükür. Ama benim çevremde sıkıntısı olan dostlarım vardı. Özellikle kolajenle ilgili sıkıntıları vardı. Buldukları gıdalardan memnun değillerdi. Paça çorbasına erişemiyorlardı. Sonra arka arkaya o kış, 2017 kışında telefon aldım. Paça çorbası bulamıyoruz, nerede yiyeceğiz? Ben uzun süre gıda güvenliği denetlemeleri yaptım. Dolayısıyla özellikle İstanbul bölgesinde nerede ne yenmeli, hangi restorana gidilmeli konusunda biraz tecrübe edinmiştim. Derken bu bilgi birikimini aktarırken bir dostum, bir çevre mühendisi dostum dedi ki bu böyle olmayacak, bunun daha pratik bir yolu yok mu? Ama hani bana da ne olur ilaç önerme, yani bir supplement önerme dedi. Ve ben ya mutlaka olmalı yani. Bu kadar gıda mühendisleri var. Bir işe yarıyor olmalı lazım dedim. Ve ben ertesi gün okula 4 porsiyon paça çorba sipariş etmiştim. Aslında paçanın hikayesi 2017 kışında böyle başladı. Bu yaklaşık Ekim-Kasım ayına denk geliyor. Bunun üzerinden 5 ay geçtiğinde elimde patentlenebilir bir ürün vardı. Cipse benziyordu. Aroması biraz değişikti. Şu anki haliyle çok ilgisi yoktu. Ama yaptığım analizlerde acayip bir protein oranına rastladım. Çok acayip bir kolajene rastladım ki bu doğal olarak elde edilebilecek en yüksek formuydu. Ben bu kadar heyecanlanınca ürünü hemen patentlemeliyiz diye üniversiteden destek aldım. Üniversite sağ olsun, Özyeğin bu konuda zaten girişimciliğin öğretilebilir olduğuna inanan bir kurum. Dolayısıyla patent sürecimiz başladı. Patentin hemen akabinde üniversite dedi ki hocam TÜBİTAK'ın bununla ilgili çok güzel projeleri var. Çünkü bir yandan aslında girişimci olmak gibi bir şey yok kafamda. Yani çok güzel projem var, patentim de var. Doçentliğe giden bir adım daha attım. Çok mutluyum. Ama öyle değilmiş galiba. Sonra TÜBİTAK projesi yazdım. Proje de kabul edildi. Ürün ticarileşme yolunda hareket ediyor ve bir yerden hatırlıyorum 2018'in ortalarında paça benden bağımsız hareket ediyordu artık. Hani aromaları, ambalajı, tüketiciye eriştiği noktalar ve biraz daha çok kafa yormaya başladım. O noktada bu konuda kasımın çok zayıf olduğunu fark ettim. Yani girişimcilik kasının çok zayıf olduğunu fark ettim. Öğrenilmesi gereken çok şey vardı. Ben gıda mühendisiydim. İşte ekonomi master'ım vardı. Tüketici danışı doktoram vardı. Ama söz konusu müşteri olduğunda bunların hiçbir işe yaramıyordu. Nasıl konuşacaksın, nasıl gideceksin, nasıl satacaksın? Bu konu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Akademisyenin yapması gerekeni yaptım ve okumaya ve çalışmaya başladım. Okumak yetmedi. İşin uzmanlarından dersler almaya başladık. Değişik ekosistemlere girdik. Hızlandırma programlarına dahil olduk. Bunlardan ilki Özyeğin'in Boğaziçi'yle yaptığı çok tatlı bir programdı. Sadece akademisyenler için de. Çünkü akademisyenlerin öğrenme peti, öğrenme yolu biraz daha farklıydı. Biraz daha farklı yolları denemeleri gerekiyordu. İşler iyi gidiyor gibiydi. Öğreniyordum. Ürün biraz daha son tüketiciye hazır hale geliyordu. Bu noktada Teknofest geçtiğimiz 2019 18 19 Eylül'ünde Teknofest'in bir yarışmasına katıldım. Orada ilk defa sahneye çıktım paçayla. Ürün daha piyasaya çıkmamıştı. Biz çok heyecanlıydık. Arkamda gördüğünüz 4 çeşidin sadece ikisi vardı. Ve sahnede paçayı anlattım. Ve
Sadece 15 startup götüreceklerdi San Francisco'ya. Bir tanesi gıda startup'ı oldu o gün sahne deminden. O da bizdik. Tabii ben San Francisco'da ne yapacağım? Silikon Vadisi'nde ne yaparlar? Yani bildiğimiz hiçbir şey yoktu. Apple'ın hapsi oradaydı. Onu biliyordum. Google'a da giderdim. Unlimited büfeleri vardı. Onu da görürdüm. Yani bir gıdacı olarak en büyük heyecanım oydu. Ama gidince öyle olmadığını anladım. Ama gitme hikayesinden önce araya iki tane daha farklı eğitim programı sıkıştırdım. Bunlar projenin olgunlaşmasında çok önemli rol oynadılar. Çünkü girişimcilik hiç bitmeyen bir öğrenme serüveni. Tanıştığınız her kişiyle başka bir şey tecrübe ediyorsunuz. Başka bir kanalla tanışıyorsunuz. Bu noktada İstanbul Üniversitesi'nde bir programa katıldım. Bilgi Ticaretleştirme Merkezi'nin başka bir programına katıldım. Bunların hepsi üst üste koyarak gitti. Sonra İngiltere'den güzel bir teklif aldım. Güzel bir burs aldım daha doğrusu. Royal Academy of Engineering'in misafir akademisyeni olarak. Korona henüz patlamamışken yılın başında 15 gün Londra'daydım. Orada aslında Avrupa'da startup ekosistemi nasıl, gıdacılar nasıl çalışıyor, ürünler nasıl gelişiyor, nasıl müşteri oluşuyor bununla konuştuk. Derken döndüm, Amerika'ya gittim, geldim ve korona süreci başladı. Her şey çok iyi gidiyordu. Biz tam gaz hareket ediyorduk. Derken bir anda ne yapacağımızı şaşırdık. Girişimcilik hikayesi bilmediğimiz başka bir chapter'a gelmiştik. Şimdi kriz yönetiminde bu şirketi nasıl ayakta tutacaktık? Aslında bu zaman derdimiz oydu. Sonra bir baktık. Aslında ürünümüz tam olarak bağışıklık sisteminize iyi gelen, sizi güçlü ve dinç tutacak harika bir ürün. İnsanlar bizi arıyorlardı. Hem de bizim hiç beklemediğimiz bir hızla bizi arıyorlardı. Sonra özel izinler, kampüs kapalı. Buna rağmen sağ olsun çok büyük destekçimiz Hüsnü Bey. Kampüsü açtık. Kendi laboratuvarlarımıza girdik, üretimimize girdik ve biz tekrar Paça ile birlikte sahalara geri döndük. Paça, hep hikayesinden bahsettim. Ne olduğundan da bahsedeyim tabii ki. Paça bir protein ve kolajen cipsi. İlker'in biraz önce bahsettiği gibi paçadan yaptığımız bir ürün. Aslında çok geleneksel bir ürün. Çok kadim bir lezzet. Paça ile iyileştiyseniz eğer ispat etmeme gerek olmayacak kadar malumun ilanı bir ürün aslında. Sarayın ilk çorbalarındanmış. Ben de paça cipsi yapmaya başladıktan sonra paça ile ilgili araştırmalarımı da gördüm. Sadece bizim ülkemizde değil, Japonya'da paçadan yapılan değişik jöleler var. Salatalarını renklendiriyorlar. Fransa'da Michelin yıldızlı restoranlarda karşınıza geliyor küp paçalar jöle şeklinde. Aslında hem fine dining'in hem de çok hastalıklara şifa veren çok enteresan bir hedef kitlesi var. Paçanın bu yüksek protein ve kolajeni sadece aslında kolajen deyince hanımlar heyecanlanıyorlar. Acildimize iyi gelecek, yaşlanmayacağız. Sadece bu değil aslında. Yeteri kadar protein alamayan çocuklar, kas problemi ya da iskelet problemi olan tüm yaşlılar. Bir süre sonra maalesef kemik erimesi sadece annelerimiz için değil, bizim de kafamızı çalıyor. Bu tip rahatsızlıklarla baş etmeye çalışan herkes için paça bir alternatif oldu. Biz fonksiyonel bir gıdanın ötesinde lezzetli bir ürün ortaya çıkarmak istedik. Çünkü aslında paça çorbası içebilirdiniz ya da eczaneye gidip kolajen hapı alabilirdiniz. Ama ikisi de bazıları için çok tatlı, eğlenceli ya da keyifli bir deneyim olmayabilir. Biz bunu bir gıda mühendisi perspektifinden bir araya getirdik ve hem lezzetli hem çok sağlıklı hem de aslında işlenmiş üründen korkan tüketici için içinde hiçbir katkı, hiçbir koruyucu, hiçbir güçlendirici ürünü olmayan sadece tekniğiyle iyileştirdiğimiz bir son ürün yarattık. Ürünle tabii ki çok gurur duyuyorum. Çok keyifli, çok lezzetli bir ürün. Üretimde iki tane gıda mühendisi arkadaşımla çalışıyorum. Çok genç, çok tatlı bir ekibim var. Üniversiteden aldığımız destek, aynı zamanda öğrencilerimizin de içeride olduğu bir proje paça. Gastronomi mühendislerim çalışıyor. İşte grafik tasarımlarında, grafik tasarım bölümünde öğrencilerimiz çalışıyor. Yine özdeğinde girişimcilik bölümü var. Pazarlamada bize destek olan orada çok tatlı bir ekip var. Paça hem çok yeni, hem çam ruhuna uygun, hızlı hareket edebilen atik bir startup. Ebol ödüllü, akademik background'u olan, aynı zamanda lezzetli, keyifli, size sağlık veren ama sağlık verirken de lezzet opsiyonundan ya da keyif opsiyonundan size alıkoymayan, torpidonuzda hemen bulabileceğiniz, çantanızı atabileceğiniz, spordan sonra tadına bakabileceğiniz, sizi çok şişirmeyen, 10 grama sığdırdığımız mükemmel bir ürün. Paça'da şu an 24 farklı satış noktasındayız. Çok keyifli gözlemliyoruz bu talebi. Biz önce sadece kendi web sitemizde satışa çıkmıştık. Daha sonra bizi fiziken de görmek istediklerinin noktalar olduğunu gördük. Türkiye'nin çok farklı yerlerinde varız. Yani Mersin'den Kayseri'ye, Çanakkale'den Bodrum'a kadar bir sürü yerde tüketicimiz var. Dükkanlarda da varız. Spor merkezlerinde varız. Spordan sonra bizi tercih etmek isteyen tüm tüketiciler için orada varız. Bunun dışında
Paça aynı zamanda eğitimine ve gelişimine devam ediyor. Yeni ürünlerle, yeni ürünlere kafa yoruyor. Yeni sağlıkla ilişkili ama lezzetli çözümler üretmeye devam ediyor. San Francisco macerasıyla bitirmek istiyorum. Son iki dakikamda onunla başladık. San Francisco'ya giden tek gıda girişimi olarak beni dinleyen kimsenin herhangi bir yatırımcılarla görüşmeye gittik. San Francisco maceramızın odağı oydu. Hiçbirinin daha önce bir gıda girişimi yoktu. Herhangi bir gıda girişimine yatırım yapmamışlardı. Ama çok güzel iki tane teklifle geri döndük cebimizde. Ve bunlar gıdadan anladıkları için değil, projeye inandıkları için, ekibi çok güçlü buldukları için ve ürünü çok beğendikleri için de. Hani abi biz çok iyiyiz, şöyle çalıştıktan ziyade eğer kendinize inanıyorsanız, ki benim bu maceram sadece 3 yıllık bir hikaye, orada da kendinizi dinleyen ve sizin söylediklerinize kıymet veren birileriyle denk gelebiliyorsunuz. Ayrıca tabii ki çok güzel bir şey. Çok güzel bir yer. Orada akıyor bütün hikaye. Bunu da görebiliyorsunuz. Gıdayla bile uğraşsanız startup dünyasının merkezinde olmak kesinlikle çok heyecan verici. Amerika pazarı bizi bekliyor bence. Ama önce Türklerle bir mutlu mesut hikayemize devam edelim. Sonra mutlaka onlarla da devam edeceğiz. Sanırım son 50 saniye benim taktiseye, saatime göre ama sizin için de okeyse söyleyeceklerim bu kadar. Unmute. Ha, onay almam gerekiyor. Oldu galiba. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Çok teşekkür ederiz Aslıya. Gerçekten acayip güzel. Seri bir özetti. Sorularla çeşitlendiririz. Evet, bayağı hızlıydı. Şimdi sıra Aslı'ya soru sormakta. Acımasızca soru sorabiliriz. O kadar da acımasız olmayın. Olalım ya. Peki tamam olalım. Böyle yapmıyorum öğrencilerime İlker. Şimdi sorusu olanlar var mı? Benim var mesela. Sorusu olan aslında mikrofonunu açabilir. Açabiliyor değil mi Gizem? Evet açabiliyoruz bu arada. Tamam. O zaman sorusu olan aynen mikrofonunu açıp Aslı'ya soru sorabilir. Ben sorabilir miyim? Başka sorulan olan var mı? Çünkü benim bir ekranım bitti şu anda göremiyorum. Ben de sormak istiyorum. Ben de sıradayım. O zaman Gani sen bir sor. Ondan sonra... Şimdi ben kendim evde paça çorbası yapıyorum. Kuzu paça keçiden ve danadan yapıyorum. Dana kokmuyor. Kuzu ve keçiden yaptığım paçada kendine has bir koku oluyor. Siz ürünlerde hangi paçayı kullanıyorsunuz? Öncelikle üçünü de denedik. Ama bizim öncelikli kaygımız hangisinden en fazla kolajeni alırızdı. Çünkü aynı zamanda verimlilik esastı gıda üretiminde. Dana paçada en çok kolajeni aldığımızı fark ettik. Söylediğiniz gibi keçi ve koyunda inanılmaz bir koku var. Hayvanın yağıyla alakalı ve de küçükbaş hayvanların küçük dokularıyla alakalı bir durum. Daha lezzetli olduğuna dair söylentiler var. Tat zaten çok görece. Ama biz hala dana paçayla devam ediyoruz. Kokusuyla da zaten ürünlerimiz doğal meyve ve sebzelerle aromalandığı için bizde artık kokuyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmuyor. O zaman şimdi teşekkür ederiz. Ümit şimdi seni alalım. Ondan sonra Begüm'ü alalım. Olur. Sesimi açtım galiba. Sesim geliyor. Evet, geliyor. Geliyor. Aslı benim aslında 22 yıl öncesinden arkadaşım. Çok teşekkür ederim ilk davetimize de katıldığın için. Ne güzel bir tesadüftü ki 22 sene önce üniversitesi fotoğraf topluluğundan olan arkadaşım. O zamanlarda İstanbul Üniversitesi fotoğraf topluluğu arkadaşım. İlker'le de bir araya geldik ve şu anda konuşuyoruz. Benim sorum şu. Çok sevdiğin bir iş olabilir. Kendi iş yaptığın zaman aklında olan ya da sonradan aklına gelmiş bir iş olabilir ki seninki büyük ihtimalle sonradan bir açığı kapatmak için bulunmuş ya da görmüş bir şey. Bunu hayata geçirmek için karşılaştığın zorluklardan iki tanesi nedir ve bunları nasıl aştın? Hani çıkmaza girdiğin noktalar olmuştur illaki. Sıkıntıya düştüğün şeyler olmuştur. Bu tabii genel bir soru yani sadece paça için değil ama hani bunu genele vurmak istediğimizde neler bir startupta neler aslında başımıza gelebilir?
Benim paça özelindeki startup maceramda beni en çok zorlayan tüketicimin kim olduğunu bilmeme rağmen onlara erişmekle ilgili pratik zorluğuydu. Neleri çözdüğümü çok iyi biliyordum ki genelde startup mantalitesinde de bir acıyı çözmeniz bekleniyor. Ben neyi çözdüğümü çok iyi biliyordum aslında. Kimin ihtiyacı olduğunu da çok iyi biliyordum ama o kişilere ulaşmak, ulaşmanın tahmin ettiğim kadar kolay olmadığını fark ettim. Daha sonra bunu görece çözümlediğimi düşündüğüm anlarda da satış noktalarıyla ilgili çeşitlilik ve bunun sürdürülebilir olması çok tahminimden daha da zor bir şey. Aa, çok iyi, sporcular benim hedef kitlem. Nerede satacağımı da buldum. Spor merkezleri benim doğru çalışan bir kanalım. Ama bunu nasıl sürdürülebilir kalacağım? Bunlar benim en zayıf iki kasım. Hala üzerine çalıştığımız kaslar. Başka bir uzmanlık gerektiriyor. Gerçekten satış pazarlamayla ilgili ekstra bir uzmanlık gerektiriyor. En başında da bunlarla ilgili zorluklarım vardı. Hala da var. Ama sanki satış rakamları ve şu an satışta olduğumuz noktaları düşünürsek iyi yoldaymışız gibi görünüyor. Güzel. Evet, sağ ol. Bu arada Begüm'den sonra da Burçin'i alacağız. Şimdi Begüm'de sıra. İyi, öncelikle harika bir hikaye. Ben her türlü sakatatı seven biri olarak paça çorbasını görece kokusundan dolayı çok tüketemezdim. Ürüne hemen ulaşacağım ve tüketeceğim. Benim için şu tarafı çok güzel bu hikayenin. Sürdürülebilirlikle ilgileniyorum ve sonuçta genelde sakatat kısmı çok da kullanılmadan atık olabilecek noktaya varıyor. Bunun değerlendirilmiş olması müthiş. Benim sorum aslında biraz önce söylediğin şeyle benziyor. Diğer tarafını sorayım. Yani ürünün sürdürülebilirliği, tedarikçi seçimi, ambalaj seçimi konusunda ben çok heyecanlandım. Çünkü bunu düşünen zihniyet eminim bunları da düşünmüştür. Bununla ilgili de bir çözüm geliştirmiştir. Ben o kısmını çok merak ettim. Öncelikle bu sorunun çok benzerini ben San Francisco'da da karşılaştım. Çünkü sürdürülebilirlik herkesin çok büyük kaygısı, çok da haklı bir kaygı. Hele de et işliyorsanız, yani dünya vejetaryen olmaya giderken siz hayvansal bir ürünle sahneye çıkıyorsanız aslında bir sürü tuhaf şeyden doğru bir şey ispat etmek zorundasınız ki bu gerçekten çok zor. Bunu Türkiye'de bile sorularla karşılaştım. Yani hem paça işliyorsunuz hem hayvansal ürün. Yani iki yanlıştan bir doğruyu çıkarmak zor olmuyor mu dediler. Evet zor ama nasıl ifade ettiğinizle alakalı. Amerika'da şu cevabı verdim. Hiçbir hayvanı öldürmüyoruz. Biz hali hazırda kesilmişleri kullanıyoruz. Ve bu kaynak bitene kadar da bunu kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim kullandığımız ham madde maalesef paça çorbasının içildiği bir ülkede olmamıza rağmen hala atık. Maalesef atık. Bununla ilgili içim o noktada bir tık rahat. İkincisi, hangi hayvanlar peki? Tedarikçiniz kimler? Bu soruda bir gıda işletmecisiyim artık. Gıdayı üretiyorum. Eskiden sadece denetleyen taraftaydım. Şimdi üreten de taraftayım. Bunun avantajlarını tabii ki kullanıyorum. Ben gıda mühendisiyim. Uzun yıllar denetleme işi yaptım. Tedarikçilerimi gittim, buldum. Denetledim. Beğendiklerimi seçtim. Bir kısa listemi oluşturdum. Ve onlardan kullanıyorum. Bunlar hem olması gereken gıda güvenliği standartlarına sahip, hem olması gereken kalite standartlarına sahip ve bizim kriterlerimizden geçmiş yerler. O yüzden bunlarla ilgili de içim rahat. Son kısmı da ambalajla ilgiliydi. Arkamdaki resimde ambalajlar görünüyor galiba. Bu arkamda gördükleriniz geri dönüşebilir ambalajlar. Kraft malzeme. Ama gıdaya aynı zamanda uygun. Üç katlı. Hava geçirmezliği minimuma indirilmiş ürünler raf ömrü sebebiyle. Dolayısıyla hani çevreyi kirletmiyor. Tekrar kullanımını desteklediğimiz ambalajlarla da plastik kullanımını minimuma indirerek bir üretim yapıyoruz. Bizim üretimimizden atık ne çıkıyor diye geçen gün üretimdeki arkadaşlarla konuştuk. Sadece kemikler olduğunu gördük ki kemikler biliyorsunuz da bence üstünde tekrar kullanılıyor. Yani öyle güzel şekilli kemikler var ki her türlü değerlendirilebilir. O yüzden biz hiç atığı olmayan bir şirketiz. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunu benim için duymak muazzam bir şey bu arada. Çok teşekkür ederim süreci de böyle anlattığın için. Çok sevdim. Harika bir iş olmuş. Yolu açık olsun. Çok mersi. Çöpten yemek çıkartıyoruz, ne güzel. Şimdi öyle demeyelim de çöpten çıkartıyoruz. Kimin çöpü, kimin atı? Evet ya. Evet, çöp deyip geçmemek lazım. Aynen öyle. Burçin, Burçin'i görmüyorum ama Burçin sesini açıp sorunu sorabilir. Evet, açık benim şu anda sesim. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Öncelikle hani hem tasarım kökenli ve pazarlama sektöründe de çalışmış biri olarak şunu söylemek istiyorum ki Arzu Hanım, Aslı Hanım, şeyde bu ürünü anlatmanız, ürünü satmanızdaki en önemli noktalardan biri anlatırkenki heyecanınız oluyor.
o heyecanınızı da gözünüzde görüyoruz yani. Ben hem yani sürdürülebilir konusundan, hem ürün geliştirme konusundan, hem de bu heyecanınızdan birleşince yakın zamanda tahmin ediyorum sizi TEDx'te de bir sunumda izleyeceğiz. Öyle hissediyorum doğrusu. Evet. Şöyle bir sorun var şeyde, bu ürünle alakalı gördüğümde ürün isminde cipsi kullanıyorsunuz ki cips genel olarak hani algı olarak sağlıksız bir şeylere vurgular bize. Yani çocukları cipsten uzak tutmaya çalışır noktada, evet. Ama cipsi vurguluyorsunuz. Tezat mı yoksa bilinçli mi, yani cipsi yedireceksen yok bari bunu yedir gibi bir nokta mı? Neyi düşündünüz diye sormak istiyorum. Çok haklısınız. Bu da bizim zorlardan çıkardığımız bir pozitif aslında. Biz ürünle ilgili tüketici doğrulamaları yaparken insanlara gidiyorduk. İşte böyle bir ürünümüz var, cips ürettik diyorduk. Ay biz cips kullanmıyoruz, teşekkür ederiz diyorlardı yani. Daha hiç anlatmıyorum daha ürünü, kızartmıyorum. Bana bir dakikanızı verin. Hani 50 kalorinin altında dememe fırsat bile yok. Kadınlar diyor ki biz cips kullanmıyoruz, teşekkür ederiz. Kesinlikle bizdeki algısı böyle. Benzer sunumları İngiltere'de yaptım. Farklı iki dönemde gittim. Aman tanrım, cipsle ilgili hiçbir kaygım yok ortada. Yani sağlıklıları var, sağlıksızları var. Yani biranın yanında da tüketiyorlar. Öğlen yemeklerinin yanında da tüketiyorlar. Vejetaryen olanları da var, patates olanları da var. Ve bizimkisi gerçekten hakkını veren bir ürün. Çocuklarla ilgili kısımda da evet, illa cips yedirecekseniz ki biz sosyal medyamızda bu mesajı kullanıyoruz. Lütfen bunu yedirin. Ki ben kendi çocuklarıma yediriyorum. Yani 50 kalorinin altında tüm doymuş yağ alınmış. Bulabileceğiniz daha sağlıklı bir formu yok. O yüzden evet, biz negatif olan bu cips algısını paça şirket özelliğinin dışında bir gıda mühendisi olarak düzeltmek isterim. Ben cips yemeyi seviyorum. Bu da bir cips. Ayrıca çok keyifli. Çıtır çıtır. Yani bunun adı bu. Cips yani bu. Bunu başka türlü hani çıtır demek güzel olmayacaktı. İşte yaprak demek güzel olmayacaktı. Hakkını verelim dedik. O kısma geldiğinde de açıklarız dedik. Şimdiye kadar açıklama fırsatım oldu. Umarım yine de olur. Bu arada çocuğu hiç et yemeyen bir sürü anneye 164 proteinle birlikte bu cips sayesinde çok güzel, faydalı ve bizim tam protein dediğimiz et proteini veriyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor zaten. Yani bir sürü farklı kanaldan tüketiciyi mutlu edebiliyorum. Evet. Süper. Şimdi benim bir sorum var eğer. Vaktimiz çok az kaldı. 2 dakika kaldı. Ya Aslı, biz hani bu paketi almak istemezsek, kendimiz yapmak istersek nasıl yapacağız bunu evde? Evde mi? Evet. Siz evde yapmayın, uğraşmayın. O elektrik masrafı falan, yazık, paranızı niye çöp atıyorsunuz? Siz bununla uğraşmayın diye ben yapıyorum. evde cips yapmayın. Ben ilk denemeleri yaptığımda başka bir paçayla ilgili değil, fırında bir şeyle uğraşıyordum. Sonra o zaman birlikte çalıştığım şefim dedi ki, sen dedi evindeki elektriğin saatine kaç para ödediğini biliyor musun? Dedim ki bilmiyorum, ne kadar olabilir ki? Dedi ki biz onun burada üniversitede sanayi tipi elektrik olarak 1/10'unu kullanıyoruz. Yapma bunu yani, yazık. Milli servetimize yazık. O yüzden birinci cevabım evde cips yapma. İkincisi biz sizin için onun içindeki yağları alıyoruz. İstemediğiniz kokuyu alıyoruz. Evet. Taze naneyle, yoğurtla ya da kuru erikle zenginleştiriyoruz. Sonra onu çok güzel vakumluyoruz ki siz ne zaman dolabı açarsanız o 4 aylık raf ömrüyle onu yiyin. Yani bir paketi 1,5 kase paça çorbasına denk geliyor. Şimdi korona var. Az sosyalleşin. Sokağa çıkmayın. Yani daha ne yapalım biz sizin için? Bilmiyorum. Peki haplardan farkı ne? Yani doğal. Halojen hapı doğal değil mi? Sahte mi onlar? Şöyle, bunda bir tık beslenme bilgisi vereyim. Çok da sıkıcı olmayacağım. 1 dakika içinde toplayacağım. Zaten son 30 saniye kaldı. O kadar da iddialı değilim yani. İyi anlatırım ama o kadar da iddialı olamam ama neyse, deniyorum şansımı. Kolajen bir amino asit kümesi. Çok baskın bir takım amino asitleri var. Kolajen hapları da farklı amino asitleri bir araya getirildiği ki amino asitleri biz endüstriyel olarak elde edebiliyoruz. Bir araya getirildiği ve kolajen formuna sokulduğu topçuklar. Toz olabiliyor, tablet olabiliyor, saşe olabiliyor. Bu farklı amino asitleri bir araya getiriyorlar. Biz ne yapıyoruz? Hayvandan alıyoruz, işliyoruz, sizin sindirebileceğiniz forma getiriyoruz ve bunu %100 doğal yapıyoruz. Sonra da lezzetli bir forma sokup paketliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Vallahi bak yine 30 saniyede yetiştirdin. İyiyim demiştim. Çok teşekkür ederim. Ya ne diyorsun ya? Yanda bir laf atıyor bana sanki ama.
Evet, benim de bir sorum var Aslı'ya. Biz teknik masada soramasın mı? Ya ben de çok güzel buldum. Bence çok yaratıcı bir ürün. Aynı zamanda hani çok da güzel dertleri olan bir ürün. Yani kendi içinde böyle koruduğu değerler, yeni sunduğu yaratıcı fikirler. Ben çok sevdim. En kısa sürede de denemek istiyorum. Ben de şeyi sormak istedim. Yani hani böyle cipslerin yanında da işte değişik soslar vardır. Onların yanına böyle güzel gidecek farklı işte komplimentleri vardır. Böyle yanında şu iyi gider dediğin şeyler. Var mı öyle fikirleriniz? Yani hani 4 çeşidiniz var diye araştırdım ben gördüm. Hani bu 4 çeşidi tamamlayacak aynen soslar öyle. Ya da yanında böyle iyi gider dediğiniz tavsiyeleriniz var mı? Okey, bunu 30 saniyede toplamaya çalışıyorum. 5 çeşidimiz var. Yoğurt nane, birincisi ilk ürünümüz, ilk göz ağrımız. Mükemmel bir kombin. Bayağı Haydari'yi anımsattığı için mi? Efendim? Dip sosumuz var mı? Var var, olmaz mı? Bunu yoğurda batırıp yediğiniz zaman, biraz da naneli bir yoğurda batırdığınızda mükemmel oluyor. Ben bunu aynı zamanda humusla deniyorum. Yine yıkılıyor. Sonra ikinci ürünümüz zencefil limon. Hem C vitamini hem de zencefilin büyüsüyle birlikte zenginleştirdiğimiz hafif ekşim tırak bir ürün. Bunu böyle bu şekilde tüketin. Bunu herhangi bir ürünle komplement yapmıyoruz. Üçüncü ürünümüz çocuklar için erikli. Bu biraz daha mayhoş, mükemmel bir tat. Bunu ben mutlaka çocuğun beslenme çantasına atıyorum, tavsiye ediyorum. Dördüncü ürün, bunu yılbaşında çıkarttık. Acılı. Bunu acuka yapmaya çok iyi gidiyor. Atom yapıyorsunuz, süzme yoğurdun üzerine kırıyorsunuz. Yani yıkılıyor, öyle bir lezzet değil. Ya da şöyle bir tarif en son denedik. Tavuk göğsü panelemek için galeta unu kullanıyorsunuz ya, onun yerine acılı paça cipsi deneyin. İnanamayacaksınız lezzete. Hem çıtır çıtır hem aroması mükemmel. Son ürünümüz, bunu sevgililer günü için yaptık. Kakaolu muzlu. Ama yani sevgilileri çok açtı. Artık muazzam bir lezzet. Muzun ve kakaonun, yani hem çocuklar bayılıyorlar hem de kadınlar. Bunu böyle bırakabilirsiniz. Kahveyle mükemmel gittiğini, hani böyle bir et ürünü kahveyle gider mi derseniz bir deneyin. Çok şaşıracaksınız. Süper. Çok teşekkür ediyoruz Aslı. Valla şahane bir ürün. Ve çok hani teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Günün bu her konuda öğününe gidebilecek bir şeyler var benim anladığım kadarıyla. Yani böyle sabah, öğlen, akşam her öğün için böyle farklı farklı çeşitleri varmış. Çok yani teşekkür ederim. Biz web sitemizde de mesela bir takım örnekler koyduk. Salatanızı renklendirebilirsiniz. Sadece onunla spordan sonra harika bir proteince zengin öğün yapabilirsiniz. Dolayısıyla siz ne istediğinizi söyleyip biz yerine göre doğru ürünü size öğrenelim. Süper. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için.